Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle son zamanlarda yapmış olduğum mini alışverişimi paylaşacağım. Yaklaşık son 1-1,5 haftalık dönem içinde almış olduğum ürünler hepsi. O yüzden çok fazla bir şey biriktirmedim. Bir de biliyorsunuz artık yeni bir işe başladım ve o yüzden çok fazla alışveriş yapmaya da vaktim olmuyor. Tüm hayatım işe dönüşmüş durumda. Hatta YouTube'a video bile çekemiyorum dikkat ettiyseniz. Sadece haftada bir gün, pazar günü video çekme günü olarak kendime ayırdım. O yüzden sanıyorum ki artık sadece haftada bir gün video gelecek. En azından bir dönem böyle devam eder diye düşünüyorum. Evet, şimdi aldığım ürünlere geçiyorum. İlk olarak bu siyah peluştan başlayacağım. Bunun çok benzerini bir önceki videomda, vlogumda da göstermiştim. Ama bu biraz daha farklı. Bir de bunu önceden sipariş vermiştim. O yüzden ikisi bir geldi. Diğerine sipariş verdiğimi unutmuşum bile. Hatta burada o az önce bahsettiğim peluş. Bunun linkini de bir önceki videomda bulabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bunu göstereceğim. Şu şekilde bir hırka bu. Bu biraz daha böyle normal havalarda, sıcağa yakın havalarda giyebileceğimiz bir hırka tarzı bir şeyken bu askılıkta görmüş olduğunuz peluş da biraz daha soğuk havalarda, hatta kar olmadığı sürece her havada giyebileceğiniz kadar sıcak tutan bir ürün. Bunu henüz dışarıda hiç giymediğim için bir şey söylemeyeceğim ama çok kaliteli olduğunu ve yumuşacık olduğunu belirtebilirim. Bu arada bu ürünlere ulaşabileceğiniz linkleri aşağıya bırakmış olacağım. Oradan siteye gidip ürünleri inceleyebilirsiniz. Ben videoya bu hırkayla devam edeceğim çünkü çok sevdim bunu. Ama öncesinde içten giydiğimi de belirteyim. İçimden giydiğimde koton. Kotondan bir şey daha almıştım. Onu da size birazdan göstereceğim. Üstümdeki indirimdeydi. 17 ya da 18 TL gibi bir şeydi. O yüzden alayım dedim. Yani çok fazla bir özelliği yok. Ama son zamanlarda bunu çok sık giyiyorum. Hatta yine önceki videomda bunu giymiştim makyaj yaparken. Şimdi model yağdan aldıklarından devam ediyorum. Model yağdan bir tane şöyle kazak aldım. Böyle yırtık detaylı. Bunun aslında bende çok benzeri vardı. Birkaç video öncesinde göstermiştim. Soru cevap videomda mıydı? Hayır, çok karıştı, bir saniye. Black Friday indirimi alışverişi videomda. Üzerimde görebilirsiniz o videoya giderek. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. O yüzden elim hep bunlara gidiyor sanırım. Yırtık detayı çok seviyorum. Pantolonda da, bu kazaklarda, üstlerde falan da. O yüzden yine ona benzer bir şey almışım farkında olmadan. Bu arada bu çok uygun fiyatlıydı. Sadece 20 TL'ymiş fiyatı. Onun dışında bir tane pijama takımı aldım. Model Yağ sitesinden bambu pijama takımlarından aldım. Çünkü oranın bambu pijama takımlarını çok duymuştum. Bunun da rengini çok sevdim. O yüzden bebek mavisi olanını aldım. Bir de pudra pembesi falan da vardı. Tabii çok fazla çeşit var. Ben bu modelini çok beğendim. Şimdi göstereceğim size benim evde giydiğim kıyafetlerin benim psikolojimi ve o anki ruh halimi çok etkilediğini düşünüyorum. O yüzden böyle hep renkli renkli şeyler giyiyorum genelde evde. Paçalarında böyle çiçek detayları var. Üstteki de şöyle böyle bir şey. Şimdi geçiyorum anneme aldığım hediyeye. Model Yağ'dan anneme bir tane mont aldım. Çünkü annem laciverti çok seviyor. Ve lacivert bir tane mont istiyordu. Tam da bundan istiyordu. O yüzden ona bir tane kapşonlu mont aldım. Şu şekilde bir mont. Çok kullanışlı bir modeldi bu. Ben böyle şişme mont çok fazla giyemiyorum ama annem bayılıyor ve sitede bundan görünce direkt almak istedim. Evet, Model Yağ alışverişim bu kadardı. Şimdi koton alışverişime geri dönüyorum. Az önce belirttiğim gibi kotondan ilk olarak bu üstü aldım. İndirimde 18 ya da 17 TL gibi bir şeydi. Bir de önceki videomda üstümde görmüş olduğunuz bu çizgili mamcin çok sorulmuştu. O yüzden burada cevaplandırayım dedim. Aslında bunu daha çok o soruları cevaplamak için göstermek istedim. Bu çizgili mamcinin bir önceki videomda giymiş olduğum kotondan ve fiyatı 100 TL. Evet, şimdi By The Boutique'den aldıklarımdan devam ediyorum. By The Boutique'den iki tane pantolon aldım. Bir tanesi boyfriend, bir tanesi de mamcin. Şimdi detaylı bir şekilde göstereceğim size. Özellikle boyfriend pantolonu üstümden çıkartmıyorum. Kesinlikle By The Boutique'den ilk almanız gereken şey bu pantolon bence. Çünkü çok kullanışlı. Yüksek belli olması da tabii ki avantaj. Bir de yırtık detayları var ama içi çok fazla göstermiyor. Bu da tabii ki kış aylarında bizim işimize geliyor. Çünkü soğuğu çok fazla geçirmesini ben sevmiyorum. Çok üşüyen bir insan olduğum için. Ayrıca boyunuzu da oldukça uzun gösteriyor. Kesinlikle çok güzel bir pantolon. Bunun fiyatı
89.90'da, evet, 90 TL. Body Boutique'den ikinci almış olduğum pantolon şöyle bir mamcin. Bu düz, desensiz. Genelde böyle çok soğuk havalarda, özellikle birkaç gündür karlı gözüküyor hava durumu. O dönemde giydiğim bir pantolon. Çok soğuksa hava genelde bunu giyiyorum. Bunun da fiyatı 90 TL'ydi diye hatırlıyorum. Evet, videonun bu kısmını bir önceki bölümde nasıl birleştireceğim, nasıl montajlayacağım ve siz nasıl izleyeceksiniz hiç bilmesem de bana şu an bir firmadan ürün geldi. Firmanın adı Shein. Shein zaten biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda da yer alan bir firma ve bana sürekli ürün gönderen bir firma. Shein'in ürünleri genel olarak kaliteli ama kötü çıkan ürünleri de daha öncesinde olmuştu. Şimdi yeni gelen ürünlerini birlikte inceleyelim istiyorum. İlk olarak bu siyah hırkadan başlayacağım. Bu hırkayı ben gerçekten çok beğendim. Alırken biraz tereddüt etmiştim hani nerede, ne şekilde kullanırım diye. Ama bu ince detayları özellikle beni benden aldı diyebilirim. Çok kullanışlı bir model. Siyah olduğu için şu an ekranda tam olarak gözükmüyor. Farkındayım ama üstüme geçirdiğimde gerçekten harika durdu. Yani sosyal medya hesaplarımda mutlaka göreceksinizdir üzerimde bunu. Şu şekilde arkasında tül detayları var ve bu tül detayları gerçekten onu çok kaliteli gösterdi. Ben buna bayıldım. 10 üzerinden 10 veriyorum kesinlikle. Bir de bu ince detayları gerçekten çok kaliteli. Yani öyle dandik bir şeye de benzemiyor. Ve Shein'den ikinci seçmiş olduğum ürün de şu an ekranda görmüş olduğunuz bu yün kazak. Özellikle balıkçı yakı olduğu için ben bunu biraz tercih ettim. Bir de Shein'in bu tarz yün kazakları gerçekten çok sıcak tutuyor. Hani öyle yağmurlu günlerde değil de tamamen kar soğuğunda giyebileceğiniz kazaklar bunlar. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Sonuncu ürünüm de bu içe yünlü kot ceket. İçlerinde en beğendiğim ürün bu olabilirdi aslında ama bu kotunun biraz daha kaliteli olmasını beklerdim. Zaten renginin açık olmasından dolayı biraz puan kaybetti benim için ama sitede farklı rengini bulamadım. Biraz daha böyle koyu kot rengi ben seviyorum bu tür ceketlerde. Bunun bende çok çok benzeri var ve gerçekten ne kadar kullanışlı olduğunu bildiğim için yine benzer bir şey sipariş vermek istedim. Hatta şu an tam gözükmüyor ama tam şurada yakası gözüküyor. O yünlü kot ceketi de çok seviyorum. Siyah o da her şeyle giyilebiliyor. Bu kot ceketi de beyaz pantolonlarla falan giyerim düşüncesiyle aldım. Dediğim gibi memnun kaldım. Sadece kumaşı biraz daha kalın olabilirdi bence. Biraz kalitesiz gibi geldi ama yine de yani öyle çok kötü değil, giyilmeyecek gibi değil. Ben memnun kaldım açıkçası ve uygun fiyatlıydı diye de hatırlıyorum. Aşağıya linklerini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Shein'den seçtiğim ürünler bu şekildeydi. Şimdi videonun son kısmına geçiyoruz. Evet, son zamanlarda yapmış olduğum alışveriş bu şekildeydi. Videonun başında zaten belirtmiştim çok fazla bir şey almadığımı. Son bir hafta içinde benim yapmış olduğum genel alışverişim bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.